Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. İhsan Tatlı yazdı, kendisine teşekkür ediyoruz. Kamu işlerinde 14 Temmuz maaşları ve 1-14 Temmuz zamlı maaşları farklarını hesapladım diyor. Gelin detaylara bakalım birlikte. Yoğun istek ve talep üzerine 14 Temmuz maaşlarını ve 1 Temmuz 14 Temmuz zamlı maaş farklarını tekrar paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi 1 Temmuz'dan itibaren maaş ve sosyal yardımlara %15 daha zam yapılmıştır. Fakat 14 Temmuz'da önce maaşlara brüt 725 TL'ye göre yatacaktır. Daha sonra 1 Temmuz, 14 Temmuz zamlı maaş farkları ayrı bir bordo olarak yatırılacaktır. Önce 14 Temmuz zam sizin maaşlarınızı paylaşayım. Büyükşehir ayda 12 saat 15 gün çalışan maaşı ortalama 19.467 TL'dir. Büyükşehir ayda 26 gün çalışan işçinin maaşı 18.890 TL'dir. Küçükşehir 12 saat ayda 15 gün çalışan işçinin maaşı 18.970 TL'dir. Küçükşehir ayda 26 gün çalışan işçinin maaşı 18.393 TL ortalama yatacaktır. İdeal izin, bayram tatili, rapor ve benzeri durumlarda yemek ücreti, iş primi, gece zammı, yoğurt yardımı ödenmez. Ayrıyetten 30 günü aşan izin ve rapor hallerinde yukarıda haklarla beraber yol ve sosyal yardım da ödenmez. Yapılan hesaplamada bunlara dikkat almanızı isterim. Bayramda çalışanlara arife günü yarım yemeği 444 TL, tam mesai 888 TL, 1 Temmuz'da mesai yapanlara 1022 TL ekleyeceklerdir. Yoğurt yardım alanlar 15 gün çalışan 210 TL, 26 gün çalışan 365 TL ekleyecektir. Gelelim 1 Temmuz 14 Temmuz zamlı maaş farkına. Büyükşehir 12 saat 15 gün çalışana 1366 TL, Büyükşehir 26 gün çalışana 1322 TL, Küçükşehir 12 saat 15 gün çalışana 1331 TL ve Küçükşehir 26 gün çalışana 1287 TL 14 günlük fark olacaktır. Bayram mesai farkları da bu farklara eklenir. 14 Eylül'de ödenecek 30 günlük ikramiyenin tutarı 15.330 TL'dir. 18 Aralık'ta ödenecek 13 günlük tediyem ikramiyenin tutarı 6.643 TL'dir. 14 Ağustos maaş hesaplamalarını daha sonra paylaşacağım. 1 Temmuz'dan sonra 30 günlük maaş net 15.330 TL, sosyal yardım 1.124 TL, büyükşehir yol 1.709 TL, küçükşehir yol 1.139 TL, yemek 108 lira 38 kuruş, gece zammı 1 saate 5 lira 44 kuruş, %6 iş primi günlük 30 lira 66 kuruş, %5 iş primi günlük 25 lira 55 kuruş, giyim yardımı aylık 102 TL, yoğurt yardımı günlük 16 lira 16 kuruş olmuştur. Şimdiden söyleyeyim, benim yaptığım 14 Temmuz maaş hesabı full çalışılmış gibi yapıldı. Birçok çalışan hem bayram süresince idare izin günü dahil işe gitmedi. Bu durumda işe gitmediği günler yemek, iş primi, gece zammı, yoğurt yardımı ödenmez. Kamu işlerine %15 harici ekstra da maaş zammı yapılmayacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi videonun altında bulunan Kamu İşçi Haberi Instagram sayfasını tıklayın, takip edin ve kanala da abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar.